Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lehim dondurma nasıl yapılır, ne durumlarda lehim gitmesiz onları anlatacağım. Buna açıkçası ne deniyor? Lehim kontrolü deniyor. Yani lehim nasıl daha güzel kontrol edebilirsiniz onları anlatacağım. Şimdi 30 saniye ilerletiyorum öncelikle. Minyonları bir ortaya sürelim. Minyonlar nerede abi? Bekliyoruz. Minyonlar savaşsın be. Önce ilk wave'i iteceğim. Çünkü diğer wave bana itsin istiyorum. İlk wave'i o yüzden iteceğim. Sonra wave dondurma nasıl yapılır göstereceğim. Lane dondurma için arkadaki 3 büyücü minyonu bırakacaksınız. Şimdi öncelikle bir iteyim göstereceğim hemen. Hemen kolay bir şekilde iteyim. Aslında kendimize level basıp hızlı da itelim. Dur bakayım. Bekleme sürelerini sıfırlayıp oradan hemen hızlıca itelim, aslında daha iyi olur. Şimdi hemen ilk wave'i ittik. İkinci wave'i de itersek üçüncü wave bize gelecektir. İlk wave'i hızlı itmesek de gelirdi ama şu şöyle şurada donduracağım bize itmesi için de yine. Bize iten bir lane varsayıyoruz. Her zaman oyunda çünkü kendinize iten bir lane ile karşılaşmışsınızdır zaten. Hemen şuradan bir it yiyelim. Şimdi bu wave bize itecek biraz sonra. Bekliyoruz. Minyonlar onun kulesinin altında olduğu için minyonlar daha basık olduğu için bu taraftan vurdukları için bize doğru iter. Bu ne de destek sağlar. Şimdi minyonlar bize itecek. Minyonlar bize ittikten sonra lane'i nasıl dondururuz? Lane ne durumlarda dondurulur peki? Lane şöyle durumlarda dondurulur arkadaşlar. Lane dondurmamız için karşımızdaki adam da önde olmamız lazım. Ya da buralarda bir yerde bizim jungle'ımız olması lazım. Yani karşı takım adamı görüşsüz bir şekilde bize kafa atması lazım açıkça. Şimdi bura bize itiyor. Yavaştan slow minyonları kesiyoruz. Hepsini almayacağız tabi itmeyelim diye. Bekleyelim. Minyon almak şu önemli değil. Göstermeye çalıştığım için minyonları çok nasıl alacağımı şey yapmıyorum. Bakmıyorum. Lane'i sürekli bu noktada freezeleyeceğim. Sürekli. O nasıl olacak? Şimdi göstereceğim size. Şu hemen temizleyelim baştan. İttirsinler de bir dakika, tam ittirsinler. Arkadaşlar arkadaki 3 tane büyücüyü bırakıyorsunuz, diğer bütün slotlar resetleniyor. Sadece 3 tane büyücü kalıyor. Sadece 3 tane büyücü kaldığı zaman arkada wave sürekli bizim üzerimize edecek, sürekli. Siz de diğerlerini temizleyip sürekli 3 tane büyücü bırakacaksınız. Ve böylelikle lane sürekli bizim üzerimize itiyor ve burada dondurmuş oluyoruz. Burada dondurmanın avantajları ne der? Karşıdaki adamdan öndeyseniz karşıdaki adam size yaklaşamaz farm almaya. Yaklaştığı an kesersiniz. Ya da jungle'ınız buradaysa adam yaklaştığı an ölür. Adam görüşsüz bir şekilde ya da jungle'ını çağırmadan buraya gelemez. Bu size en büyük lane avantajını verir. Bu size en büyük lane avantajını verir. Şimdi bakın 4 tane de bırakırız, 3 tane de ama 3 tane önerilen. Sürekli lane burada, görüyor musunuz? Sürekli burada. Sürekli lane'i kendi üstümüzde tutuyoruz. Last hit atıyoruz sonra. Hop, last hit'i attık. Sürekli lane burada ve adamın sürekli farm almak için buraya gelmesi gerekiyor. Ve bu oyunun önemli noktalarından bir tanesi. Lane dondurmayı az çok anlamışsınızdır. 3 tane büyücüyü bırakıyorsunuz. Diğer wave'i temizliyorsunuz. Lane sürekli burada kalıyor. Ne durumlarda yapılacağını anlamışsınızdır. Karşınız, jungle'ınız gank geleceği zaman. Ya da işte adamdan üstünseniz adamın üstünüze çekip kesmek isteyebilirsiniz. Gibi gibi. Şimdi ne tür durumlarda lane tersiniz? Ondan bahsedeyim biraz. Şimdi adamla takas girdiniz. Tamam mı? Lane durumu böyle. Adama takas giriniz, lane adamın üstüne itiyor. Bu durumda adamı öldürdükten sonra base atamazsınız. Bu wave'i itmeniz lazım ki siz buradaki X'i kaçırmayın. Adamın da X kule altına olsun. Yani adam X alamasın. Şu an minyonları kule altına ittiğiniz zaman minyonlar kuleye ölecek arkadaşlar. Ve adam X alamayacak. Siz böylelikle sadece kill almış olmayacaksınız. Adamdan farklı yönlerde de öne geçmiş olacaksınız. X olarak, altın olarak daha farklı yönlerden öne geçmiş olacaksınız. Yani ne tür durumda itiyoruz? Eşit lane'de takas atmışsak, minyonlar eşitse ya da sizin minyonlarınız fazla ise lane'i iteceksiniz. Lane'i ne tür durumlarda donduracaksınız? Adamı kesmişsiniz, baktınız minyonları fazla. Size doğru freezlemesini izleyip isteyip base atabilirsiniz kenara geçip. Bu da ekstra bir yöntem. Lane freezleme ve lane dondurma lane dondurma böyle, yani lane freezleme deniyor. Lane ne tür durumlarda ittirmeniz gerektiğini de söyledim. Yani push almanız gerekiyor. Yani lane dondurmayı jungle'ınızdan gank alacağınız zamanlar da yapabilirsiniz.
aynı zamanda adamdan güçlüyseniz de. Yani arkadaşlar, lane dondurma ve karşınızda adam güçlüyse ya da adamı ne durumda kestiğinizde ne yapmanız gerektiği hakkında hemfikir olmuşuzdur umarım. Bunları yaparsanız emin olun liginiz çok daha yükseklere çıkacaktır. Bunlar küçük şeyler görünse de aslında oyunun en büyük zaaflarından bir tanesi bunlardır. Bu sizi adamın 2-3 katı öne geçirir en az. En az 2-3 katı öne geçirir. Bunları yaptığınızda fark edeceksiniz ki adamdan çok daha fazla level'da da, X'te de, altında da, her şeyde çok daha önde olduğunuzu görürsünüz. Arkadaşlar, lane dondurma videosu da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada her sabah 8'de Twitch'te yayınım var. Onlara da bekliyorum. Aşağıdan videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.